Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Lahika mektubumuzda 15. şuadan, daha doğrusu yanlış söyledim, 13. şuadan teselli mektuplarından bir parça okuyacağız inşallah. İlk mektubumuzda Risale-i Nur'un mesleki esası, ihlası tam ve terki enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak ve fani aynı lezzeti sefihanede elim elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatleri ders vermek olduğundan onların planlarını inşallah tam akim bırakacak ve susturacak. Bir daha okuyalım. Risale-i Nur'un mesleki esası, Risale-i Nur mesleğinin esas tarzı, yani anayasası, kanunu, mesleğinin esasları, temeli neye dayanıyormuş? Bir, ihlası tam, tas tamam bir ihlas. Yani hiçbir maksat, ne dünyevi ne uhrevi, hiçbir maksat, hiçbir gaye, hiçbir menfaat, hiçbir faydayı nazara almadan, doğrudan doğruya, yalnız Allah için, emri ilahi ve rızayı ilahi için hizmet. İhlası tam. Sonra terk-i enaniyet. Subhanallah. Üstadın Kastamonu laikasının başlarında Said diyor, tam tevazu-yu mutlakta, tam toprak gibi tevazu-yu mutlakta bulunmak lazımdır ki Risale-i Nur'u bulandırmasın diyor. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah lütfu ihsan eylesin. En zirvesi üstadımızda, üstadımızın o saffı evvel talebelerinde, yanında kalan ağabeylerde derece derece inşallah bizlere de terki enaniyet. Enaniyetini terk etmek, benliğini terk etmek. Ve zahmetlerde rahmeti. Çok mühim bir esas. Demek Risale-i Nur'un esas, mesleğinin esaslarından biri bu. Zahmetlerde rahmeti görmek. Hatta üstadın bir mektubu var. İnşallah bir gün denk gelirsek onu da okuyacağız inşallah. Çok böyle ilk okuduğumda ben anlayamamıştım onu. Diyor ki zahmetin diyor noktasını siler rahmet yapmaya vesile olursunuz diyor. Allah Allah, zahmetin noktası nasıl silinir yani? Ben bir türlü anlayamadım onu. Sonra çok seneler geçti böyle. Elhamdülillah biraz Osmanlıca'ya merak sarınca böyle okumasını, Osmanlıcadan okumasını öğrenmeye başlayınca o zaman fark ettim ki zahmetle rahmet arasında tek bir fark var, nokta. Zahmette nokta var. Noktayı sildiğin zaman rahmet oluyor. Subhanallah. Demek yani oradan şu ders çıkıyor ki aslında zahmetler, meşakkatler nokta gibi küçük. Eğer onu insan silebilse bir bakıyorsun ki onun altında kocaman, büyük, muazzam rahmetler var. Subhanallah. Demek Nur talebelerinin özelliklerinden, Risale-i Nur'un bizlere kazandırdığı en büyük özelliklerden bir tanesi de buymuş. Zahmetlerde rahmeti görmek. Allah Allah. Onun için yani bu evlere kapandık, hastalık, musibet. Yani oraya gidemiyoruz, buraya gidemiyoruz. Bu zahmet yani, hakikaten bir zahmet yani. Sokağa çıkma yasakları, zahmet yani. Ama onun arkasındaki rahmeti görmeye çalışmak lazım yani. Zahmetlerde rahmeti ve elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak. Elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri teselli ediyor. Ne diyor?
mümin diyor başına gelen yorgunluk, hastalık diyor sayıyor böyle dünyevi zahmetler, meşakkatler hatta diyor ayağına diken batmasına kadar her şey diyor günahlarına kefarettir diyor. Subhanallah. Demek aslında bu dünyada bütün elemlerde ne var? Baki lezzetler var. Yani başımıza gelen hastalıklar, musibetler ya değil mi ikazdır. Cenab-ı Hak bizi yanlışlardan çevirmek için müsaade ediyor. Çobanın koyunlara taş atması gibi ikaz ediyor. Veya sevaplarımızı arttırmak için veya günahlarımıza kefaret olsun diye, nimetlerin kıymetini anlayalım diye, dünyanın fena ve fani olduğuna bizi ikna edip kalbimizi dünyadan kesmek, ameliyatı cerrahiye gibi her bir elemde ne var? Baki sevaplar, baki lezzetler var. Elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak ve fani aynı lezzeti sefihanede, bu da çok acayip bir şey, fani sefih yani Allah'ın haram kıldığı dairedeki lezzetlerin aynısının içerisinde elim elemleri görmek. Yani dikkat etsek Risale-i Nur'un meslek esaslarından biri olduğu için birçok risalelerde hususan küçük sözlerde yani ikinci söz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. söz birçok risalelerde hep bunu nazara vermiş üstadımız. Yani hangi bir günah var, o günahta bir lezzet var elbette ki imtihan sırrıyla. O lezzetin içinde hem dünyada hem ahirette öyle elemler, öyle kederler, öyle ızdıraplar, öyle cezalar var ki eğer insan o günahı işlemeden evvel o hem dünyadaki hem ahiretteki zararlarını düşünse nefret eder o günahtan. Aman aman der yani. Bir gram lezzet için bir ton ceza çekilir mi ya? Zehirli bal oluyor. Evet bal. Yerken bir lezzet veriyor ama boğazdan indiğimi başlıyor. Önce boğazı yakmaya başlıyor. Ta mideye kadar sonra mideyi kasıp kavuruyor. Oradan iniyor bağırsaklara kasıp kavuruyor. İki büklüm perişan. Evet aldın zırnık kadar bir lezzet aldın ama öyle bir elem çektin ki. İşte Risale-i Nur nazarımıza bunu veriyor. Günahların lezzetinin içinde öyle elim yakıcı elemler var ki onları düşünmek o günahlardan bizleri uzaklaştırıyor. Nefsimiz bile istemiyor yani. Allah Allah bir de okuyayım. Fani aynı lezzeti sefihanede elim elemleri göstermek. Sonra imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını yani iman sadece cennette ahirette insana lezzet saadet vermiyor. İman daha bu dünyada dahi her şeyimizi güzelleştiriyor, lezzetlendiriyor. İmanın kemali dünyayı da cennet yapıyor. Bütün elemleri lezzetlere, bütün musibetleri nimetlere çeviriyor. O zaman yani iman dünyayı da cennet yapıyor. Evet. Saadeti dareyn. Ne demişti? İmanın bu dünyada dahi hassiz lezzetlere medar olmasını, hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları, hakikatleri ders vermek olduğundan. Yani felsefe sadece zahire bakıyor. Halbuki imanın hakikatleri, Kur'an'ın hakikatleri olan Risale-i Nur, Kur'an'dan, Resulullah'tan ders alınarak yazılmış, telif edilmiş Risale-i Nur, zahirden batına, batının batınına ne yapıyor? Gösteriyor, ulaştırıyor yani. Felsefenin diyor üstadımız değil ayağı, gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaiki diyor kör gözüne de gösterir diyor, ispat eder. Onun için Risale-i Nur'da öyle hakikatler var ki hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları, hakikatleri ders vermek olduğundan onların yani o zamanki ehli dalaletin, kafir ve münafıkların, mülhitlerin, zındıkların planlarını inşallah tam akim bırakacak
ve onları inşallah susturacak ve susturmuş elhamdülillah. Biraz atlayalım. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaeddin hakkındaki malumunuz muhavereyi tahtür ettim. Hatırlarsınız Kastamonu layıkasında Üstad Tarihçe-i Hayat'a da almış onu. Üstadın abisi Molla Abdullah o zaman Şark'ta büyük evliyadan Hazret lakabıyla meşhur Ziyaeddin Efendi'ye müntesipmiş. Onun tarikatına bağlı. Fakat üstattaki kabiliyeti, istidadı da bildiği için abisi istiyor ki yani o da Hazreti Ziyaeddin'e tabi olsun, onun müridi olsun diye başlamış o zatın böyle kerametlerini, büyüklüğünü, hatta böyle öyle iddialı şeyler söylemiş ki, demiş ki kainatta hiçbir şey yok ki Hazreti Ziyaeddin'in haberi olmasın yani. Her şeye, bütün ilimlere, bilgilere taalluku var demiş yani, her şeyden haberdar. Onun izni olmadan, onun haberi olmadan, estağfurullah, onun haberi olmadan kainatta hiçbir şey olmuyor diye böyle şey yapmış, yüksek makamlarını söylemiş üstadımıza. Üstadımız ise demiş ki sen mübalağa ediyorsun. Ben demiş bazı meselelerde onun bilmediği şeyler ona söyleyip onu ilzam edebilirim demiş. Fakat sen demiş benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Abisi şaşırmış. Yani ne demek? Demiş ki sen Kutbu Azam suretinde hayal ettiğin, kainatta her şeye ıttılağı, bilgisi olan bir zatı seviyorsun. Şimdi perdeyi gayb açılsa, Kutbu Azam olmadığı, kainattaki her şeye, bütün ilimlere, bilgilere sahip olmadığı açığa çıksa, senin demiş muhabbetin ya tamamen zayi olur, kaybolur ya da dörtte birine iner. Fakat demiş ben o zat-ı mübareki öyle seviyorum ki, sevdiğinin ölçüsü ne? Diyor ki sünnet-i seniye dairesinde ehli imana mühim ve hakikatli bir rehberdir. Yani binlerce, milyonlarca insanı hakka, hakikata, Kur'an'a, Resulullah'ın yoluna çıkarıyor. Onları cehennemden, kötülükten, fenalıktan, haramdan kurtulmasına vesile oluyor. Ben demiş bu cihetten ona ruhumu feda ederim. Perde açılsa demiş, yani Kutbu Azam olmadığı, her şeyi bilmediği açığa çıksa benim muhabbetim hiç azalmaz. Neden? Çünkü ben onun hüsnü zanla manevi makamına bakmıyorum. Neyine bakıyor üstad? Hizmetine bakıyor. Yani buradan bize de bir ölçü veriyor. Biz de bazen filan zatı, falan zatı ya çok seviyoruz. Neden? Şöyle bir zattır, evliyadır, alimdir, şöyledir, böyledir. Ama bazen oluyor ki insaniyet icabı bir hata görüyoruz, bir kusur görüyoruz. Bir anda hüsnü zannımız kırılınca muhabbetimiz de kayboluyor. Bu tehlike. O zaman biz bakmasını öğreneceğiz. Nasıl bakacağız? Biz herkese hizmeti noktasında bakacağız. Onların yaptıkları imana, Kur'an'a, İslamiyet'e, sünnet-i seniye dairesinde yaptığı hizmete bakacağız. Şahsi kusurları Allah affedebilir, tövbe eder, istiğfar eder. O yaptığı külli hizmetler, onun hatalarını, kusurlarını Allah'ın izniyle temizler, kaldırır yani. Çünkü bir hasene ne yapıyor? 10 tane günahı siliyor yani. Çünkü Allah günahı 1 yazıyor ama iyilikleri en az 10 yazıyor. En azı 10. Onun için bir ölçü verdi. Şimdi o ölçüyü, yani o Hazreti Ziyaeddin hakkındaki ölçüyü üstadımız her bir nur talebesi için tatbik edecek burada. Çünkü bunu hapishanede yazmış üstadımız. Denizli hapishanesinde. Tabii hapishanede o gerginlikten, stresten dolayı ailelerden fena haberler geliyor. Aç kalmışlar, perişan olmuşlar. Bakkal, kasap, manav kimse bir şey vermiyor. Çünkü kocanız diyor idam olacak. Bunlar diyor hükümet karşıtı. Ben size satsam diyor, borç versem diyor, beni de hapse atarlar diyor. Herkes, hatta akrabaları, en yakınları alakayı kesmiş. Haber geliyor.
Şimdi adam hem içeride yattığına mı, idamla yargılandığına mı, hapishanenin sıkıntı, zahmet, meşakkatine mi yansın? Çoluk çocuğun öyle bir ortamda işte o gerginlik anında bazen bir söz, bir davranış, aralarda ufak tefek böyle sürtüşmeler. O zaman hüsnü zanlar kırılıyor. İşte üstadımız onu izale etmek için ve kıyamete kadar hepimize, yani hizmette bulunan, hatta ailemizde de öyle yani. Şimdi bir karı koca birbirine bakarken şimdi bir tane hata gördü. Nefis şeytan o hatayı gösteriyor. Bak diyor. Sonra büyütüyor o hatayı. Halbuki onu evet tamam bu hata. Hata ama bunun ne kadar iyilikleri var. Ne kadar güzellikleri var. Seninle beraber kaç seneden beri ne dertlere katlandı, ne sıkıntılara, zahmetlere katlandı. Senin ne eksiğini, kusurunu kapattı. Yaptığı bak maşallah Allah razı olsun demen lazım gelirken nefis şeytan bir tane kusuru gösteriyor. Bütün iyiliklerini örtüyor. Sinek kanadı göz önüne gelince dağı örtmesi gibi. Onun için ne yapacağız? Biz iyiliklere bakacağız. Biz hizmete bakacağız. Biz yapılan salih amellere bakacağız. Kusurlara, kabahatlere, eksiklere, noksanlara bakmayacağız. Hatta biz eksik gördük mü o eksiği kendi eksiğimiz göreceğiz. Bir kardeşimizde bir kusur mu gördük? O kusuru kendimizden bileceğiz. Sonra da açacağız ellerimizi. Allah'ım bu benim kardeşimdir. Bu benim dava arkadaşımdır. Veya ailede olsa Allah'ım bu benim karımdır, bu benim kocamdır, bu benim çoluğum, çocuğumdur. Allah'ım ne olur günahını, hatasını, kusurunu affet. Allah'ım aynı hataya beni de düşürme. Allah'ım ona güzel ahlak ihsan eyle. Allah'ım onu bu fenalıktan, kötülükten kurtar. Ya Rab, Ya Erhamer Rahimin. Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica edeceğiz yani. Evet, gelelim üstadımızın ifadesine. Kusura bakmayın. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaeddin hakkındaki malumunuz muhavereyi taattür ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, eğer her biri bir veli, bir evliya, hatta bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti, alakayı pek az ziyadeleştirecek. Ve eğer, şimdi bu müsbet tarafı, evliya görünse, kutup görünse, benim şu anda verdiğim o kanaatim, nazarım bir parça artacak. Ama şimdi tam tersini söyleyecek. Eğer birer âmi ve adi görünse, yani basit, cahil, kusurlu, eksik, noksan, günahkar görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Neden? Çünkü böyle pek ağır şerait, şartlar altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkinde büyük. Şimdi iman kurtarma hizmetinin azametini ifade için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhtelif ifadelerde bulunmuş. Bir tanesi demiş ki bir kişi seninle hidayete gelse güneşin üzerine doğduğu her şeyden hayırlıdır. Güneş nereye doğuyor? Saraylar, tarlalar, mallar, mülkler, madenler, say yani subhanallah. Güneşin üzerine doğduğu her şeyden, sultanlar, padişahlar, her şeyden daha hayırlı. Koyunlar, keçiler, develer yani. Başka bir hadis-i şerifte bir kişi diyor seninle hidayete gelse dünyanın üstündeki ve altındaki her şeyden daha kıymetlidir senin için. Üçüncü bir hadiste bir kişi seninle diyor imana gelse, hidayete gelse sahralar dolusu kırmızı develeri, koyunları sadaka vermekten senin için diyor daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Demek iman hizmetinde öyle bir sevap, öyle bir Allah katında makbuliyet var ki insanın çok günahlarını ne yapabilir? Örtebilir,
temizleyebilir, kefaret olabilir. O zaman biz şahısların kusurlarına, kabahatlerine, eksiklerine, noksanlarına, günahlarına değil, iman hizmetine bakacağız. İman hizmeti yapıyorsa o sevilmeye, o takdire, o tebrike, o duaya layıktır. Ama diyeceğiz ya Rabbi onu bu hatadan kurtar, bizi de o hataya düşürme yani. Veya onun başka şekillerde telafileri olacaksa o telafilere de gayret edeceğiz kırmadan, incitmeden. Evet, böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir, üstündedir. Şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannua ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hadsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Böyle bu arada kenara böyle bazı mesajlar geliyor. Biz onlara şu anda bakamıyoruz. Bayağı uzakta. Yani ben onları tam seçemiyorum. Tabii selamlar gönderiyor. Hepsine ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sonradan okuyoruz. Aleyküm selam diyoruz. Bazı şeyler yazılıyor. İnşallah bir şey olursa yine onlara cevap vermek isteriz inşallah. Ama şu anda ben tam göremediğim için kusura bakmayın yani. Hemen şey yapamayacağım, cevap veremeyeceğim onlara. Neyse. Biz okumamıza devam edelim. Yine bir mektubunda üstadımız, madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuri ahmezuha, yani hayırlı işler zahmetli olanlardır. Demek her zahmetli işin manası, onda büyük bir hayır var manası var. Hadis-i şerifte gelmiş, hayrul umuri ahmezuha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle bütün sıkıntıları manevi bir nimet biliyoruz. Sıkıntı ve zahmetleri bu hadis-i şerife göre hayırlı işler zahmetli olanlardır. Sırrına binaen manevi bir nimet biliyoruz. Demek biz de böyle bileceğiz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem hakkal yakin derecesinde yakini bir kat'i kanaatımız var ki biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadeti ebediye gibi şirindir. Ne o hakikat? Kur'an'ın hakikatları, imanın hakikatleri, Resulullah'ın dersleri ve talimleri. O zaman öyle bir hakikata diyor, hayatımızı vakfetmişiz. Yani bütün alemimiz o iman, Kur'an hakikatleriyle, Resulullah'ın dersi, talimi, sünnet-i seniye ve çesiyle öyle dopdolu ki, hayatımızı öyle bir hakikate vakfetmişiz ki, o hakikat güneşten daha parlak, cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. O zaman elbette biz bu sıkıntılı haller ile, yani oradaki hapishane, zahmet, meşakkat, mahkemeye gidiyor, savcı hakaret ediyor, vatana, millete, işte düşman, temel nizamları falan filan, idamına, böyle bütün o sıkıntılara, zahmetlere, mahkumların verdiği sıkıntılara, zahmetlere, çoluk çocuktan gelen, haberlerden gelen sıkıntılara kadar karşı hepsi var yani. Bize de bu hayatımızdaki veya hizmetin içerisindeki şahıslarla olan imtihanlarımızdaki sıkıntılar hepsi olabilir yani. Herkes kendine buradan bir ders çıkarabilir. Ne dedi? Elbette biz bu sıkıntılı halleriyle, dikkat, müftehirane, iftiharla, müteşekkirane, şükrederek, bir mücahede-i maneviye, manevi bir cihat yapıyoruz diye şekva etmemek lazım. Şikayetçi olmamak lazımdır. Manevi bir cihat içindeyiz. Aziz kardeşlerim, evvel ahir, ilk ve son tavsiyemiz
tesanüdünüzü muhafaza. Yani aranızdaki o dayanışmayı, birlik ve beraberliği, her meselede birbirine yardımcı olmayı, tesanüdünüzü muhafaza. Enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz. Demek enaniyetten, benlikten ve aramızda rekabet etmekten kendimizi muhafaza edeceğiz. Bunlardan muhafaza edilmesi lazım. İtidali dem, hani soğukkanlılık diyorlar ya, hemen telaş etmemek, aşırı böyle tepki vermemek, orta yolu tutmak itidali dem ve ihtiyattır. Yani demek bunlar çok mühim hakikatler. Evet, biz bir cemiyetiz. Böyle mahkemelerde nur talebeleri bir cemiyettir. Adı altında o cemiyetçilikten mahkum göstermek istemişler. Ayrı bir şey kuruyorlar gibi böyle. Üstadımız da ona mukabil abilere yazıyor yani. Evet, onlar böyle söylüyorlar. Evet, biz bir cemiyetiz. Doğru. Fakat öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var. Evet, biz bir cemiyetiz. Fakat öyle bir cemiyete dahiliz ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var. Yani biz İslam cemiyetine, Müslümanlar cemiyetine, iman cemiyetine dahiliz diyor. Yani onu demek istiyor yani. Sonra her gün 5 defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle, yani günde 5 vakit namaz ile o mukaddes cemiyetin prensipleriyle, kemali hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Ve innemel müminune ihvetün kutsi programıyla, yalnız ancak müminler kardeştir kutsi programıyla, birbirinin yardımına, dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Yani bizde ayrılık gayrılık yok. Başka bir yola çıkmak, başka bir yol açmak yok. Bu cadde ne? İman dairesidir, İslamiyet dairesidir, caddesidir, cemiyetidir. Yani müminler cemiyetine, Müslümanlar cemiyetine dahiliz. Bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız, fertlerindeniz. Ve hususi vazifemiz de, ha ama neyimiz var? Hususi bir vazifemiz var. Hani tabiri de hata olmasın, ordumuzda değil mi? Orduda ne var? Kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, hava kuvvetleri var, jandarma var. Sonra bunların içerisinde ordu, kol ordu, böyle gidiyor değil mi? Tugay, tümen, tugay, böyle sırayla gidiyor yani. Ta mangaya kadar ne kadar farklı neler var? Vazife görenler var. Üstadımız da diyor, bizim de o hepsi ama asker. Hepsi ordunun mensubu ama her birinin ayrı ayrı vazifeleri var. Evet, biz İslam Müslümanlar cemiyetine dahiliz ama hususi bir vazifemiz var. Ne o hususi vazifemiz? Kur'an'ın imani hakikatlerini tahkiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden, ebedi yokluktan, ebedi cehennemden ve daimi hapsi münferitten, kabir azabındaki yani hapisten de, cehennemde de tek başına hapisten de kurtarmaktır. Sair dünyevi, siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Evet, böyle devam ediyor vaktimiz. Burada son verelim, yine sonra devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Bugün Hizbül Hakaik'tan sıramızda Evrad-ı Kutsiye var ama Evrad-ı Kutsiye 15 dakika gibi kısa bir süreyi aldığı için biz önce Yasin okuyalım. Yasin ve Tebareke okuyalım. Şöyle hani çoğumuz biliyoruz zaten ama bazen hatırlatmakta da fayda var. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Yasin ve Tebareke'yi okumadan yatmadığına dair sahabelerin rivayetleri var.
Yine Peygamber Efendimizin Yasin için Kur'an'ın kalbidir. 10 bir rivayette 12 defa Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevap kazandırır. Bir insan her gece Yasin okumaya devam etse, yatağında dahi ölse şehittir gibi böyle hadisler var. Peygamberimiz çok tavsiye etmiş. Bir insan diyor gece Yasin okusa, sabaha kadar vefat etse diyor şehittir. Kim diyor gündüz okusa akşama kadar vefat etse şehittir gibi. Buna benzer böyle hadisler var. Tebareke Mülk suresi içinde Peygamberimiz her gece bu sureyi okumaya devam eden kabir azabı görmez diye tavsiyelerde bulunmuş. Yani mümkün mertebe yapabilsek her gece bir Yasin bir Tebareke okuyabilsek çok güzeldir, çok hayırlıdır. Biz de ona binaen inşallah bu akşam Yasin Tebareke'yi beraber okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Ala sıratın müstakim. Tenzilen azizir rahim. Litunzire kavmen ma unzire abauhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekferihim fehum la yu'minun. İnna cealna fi anakihim aghlalen fehiye ile lezkani fehum mukmahun. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aghşeynahum fehum la yubsirun. Ve sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. İnnemâ tunziru men ittebe'a zikre ve haşiyer rahmane bil gayb. Febeşşirhu bi mağfiretin ve ecrin kerim. İnna nahnu nuhil mevta ve nektübe ma kaddemu ve âthârahum ve külle şeyin ahsaynâhu fî imâmin mübîn. Vâdrib lehum meselen ashâbel kariyeh iz câehel mürselûn. İz erselnâ ileyhim ithneyn fekezzebûhumâ feazzezna bithâlithin fekâlû innâ ileykum mürselûn. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين من يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela ve huvel azîzul gafûr. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ mâ terâ fî halkir rahmâni min tefâvut. Ferci'il basara el terâ min futûr. Thümmerci'il basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru khâsiyen ve huve hasîr. Ve lekaz zeyyennes semâed dünya bir masabiha ve cealnaha rucumen li şeyatini ve atedna lehum azabes sa'ir ve lillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem ve bi'sel masir iza unku fiyâ semi'u leha şeyikan ve hiye tefur tekâdu temeyyezu minel gâyiz küllemâ unkiye fiyâ fevcun sâlehum hazenetuhâ elem ye'tikum nezir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ فإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Evrad-ı Kusiye'ye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel melikül hayyül kayyumül hakkül mübin. اَلَّذ۪ي لَا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّي خَلَقْتَن۪ي وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَبَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوءُ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ يَا غَفَّارُ يَا غَفُورُ Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber.
ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Huvel evvel ve lahiru ve zahiru vel batin ve huve bi kulli şeyin alim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit. Ve huvel hayyüllezî la yemut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhaneke ya azîmul muazzam, subhaneke ya kayyumul mükerrem, subhaneke ya baif, subhaneke ya velif, subhaneke ya kadir, subhaneke ya muktedir, subhaneke ya alime sırrı vel kafiyat, subhaneke ya baise men fil cedaleti vel müsmekat, subhaneke ya mabud-ı cemiyel halayık, subhaneke ya mukaddirel vecdi ve savafık, subhaneke ya men la tetrevu aleyhil afat, subhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkati, ala kadrüke ve tarayte amma yekulu zalimine uluven kibira, subhaneke ya mutikar rikab, subhaneke ya müsebbibel esbab, subhaneke ya hayya kayyumüllezî la yemut, subhaneke ya ilahi ve ilahen nasüt, halaktena rabbena biyedike ve fazzaltena ala kefirin min halkik, felekel hamdu ve nama, veleket tavlu vel âlâ, tebârekte rabbena ve taleyt, nestağfirüke ve netübileyk, Allahümme entel evvelu felâ şey'e kablek, ve entel âhiru felâ şey'e bâdek, ve entel zâhiru felâ şey'e yüşbihük, ve entel bâtinu felâ şey'e yarak, ve entel vâhidu bilâ kefir, ve entel kâdiru bilâ vezir, ve entel müdebbiru bilâ müşir, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ احْتَجَبَ فِي الْأُولَى عَنْ جَمِيعِ الْوَرَاءِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَرَدَّى بِالْوَقَارِ وَالْكِبْرِيَاءِ سُبْحَانَكَ يَا مَالِكَ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَالْعُلَى وَيَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي الضَّوَاخِ السَّبْعِ وَالْحُسْنَى وَيَا مَنْ يَعْلَمُ مَا يَتَلَجْلِجُ فِي الصُّدُورِ وَالْأَحْشَاءِ وَيَا مَنْ شَرَّفَ الْأَرُوضَ عَلَى الْمُدَنِ وَالْقُرَى سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا تَحْتَ الْجُبُوبِ وَالثَّرَى سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَعَالَى وَلَطُفَ عَنْ أَنْ يُرَى تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لَا رَبَّ غَيْرُكَ وَلَا قَاهِرَ سِوَاكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْمُقِيلُ الشَّكُورُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي ve Rabbü külli şeyin fatirü semavati vel ardi alimül gaybi ve şehadeti el aliyyül kebirül müteal daha basin mim basin yasin hamim ayn sin kaf merecel bahreyni yeltekiyani beynehuma berzakul la yebgiyan Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'ekhuzu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhiyitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a. Ve siya kürsiyyü semavati vel ardı. Ve la yehudu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Hamim, 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 hamim. Hümmel emru ve can nasru fâleyna la yunsarun. Hamim. Tenzilül kitabı minallâhil azizil alim. Gâfiriz zembi ve kâbiliz tevbi şedidil ikâbiziz tavli la ilâhe illâhu ileyhil masîr. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِي جَبَرُوتِهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِمَثُولَاتِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ Ya Erhamer Rahimin, Subhanallahil Melikil Kuddus, Subhanezil Mülki vel Melekut, Subhanezil İzzeti vel Azameti vel Heybeti, vel Kudreti vel Kibriyayı vel Celali vel Cemali vel Kemali vel Bekayı vel Sultani vel Ceberut. Subhanel Melikil Hayyillezî la yenâmu ve la yemûte ebeden bâkiyen daima.
Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbül melaiket ve ruh. Allahümme allimna min ilmik ve fehimna anki ve kallidina bisamsa min asrik. Allahümme cealna reke şakiran ve reke zâkiran ve reke rahiben ve reke mitvan ve reke muhbiten ve ileyke evvâhem müneyba. Allahümme tekabbel tevbetena ve gsil hevbetena ve seddit mekavilena ve slu sakîmete sudurina ve zibiz zehle verrâne ve lihnete min kulûbina. Allahümme inna ne'ûzu bike min cüdâil füc'eti ve min harkil me'nûse ve minel ilhâdi vel gırreti ve minel cemmi vel âneti ve minel umûril mutammirât. Allahümme aksim lena min haşyetike ma tehûlu bi beynena ve beyne maasike ve min taatik ma tudkhiluna ve tübellihuna bihi ila hazîretil kusri ve minel yakîn ma tuhevvinu bihi aleyna musibâtid dünya vel âhireh. Vahşurna ma hayril eşavizi ve mettiyana bi esmaina ve ebsarina ve kuvvetina. Ma ahiyeytena ve cealhul varife minna. Ve ceal fe'lena ala men zalemena ve ensurna ala men adana. Vaghfir hatayana ve kşif razayana ve şfi merdana. Ve nevir cuşuşena ve kliyev tarana. Verham nacileyna ve la tecalil acile tekber hemmina. Ve la meblega ilmina ve la tecal musibetena fi dinina ve dünyana ve la tusallit aleyna bi zunubina men la yerhamuna ve erzukna ve enterhamur rahimin. Allahümme inna neselike rahmeten min indike tehdi biha ravana ve telümmü biha şa'affena ve tecma'u biha şemlena ve teşfi biha meridana ve tüzekki biha a'malena ve evkatena ve tülhimuna biha rüştena. Allahümme inna nes'elike bi samedaniyetik ve bi vahdaniyetik ve bi ferdaniyetik ve bi izzetikel bahira ve bi rahmetikel vasia en tecalelena nuren fi mesami'ina ve nuren fi ayunina ve nuren fi ecdatina ve nuren fi kulubina ve nuren fi havasina ve nuren fi nesemina ve nuren min beyni eydina. Allahümme zidna ilmen ve nuren ve hilmen ve atina ni'meten zahireten ve ni'meten batine. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dünyana. Hasbunallahu l-kerimu lima ehemmena, hasbunallahu l-halimu l-kaviyyu limen bagareyna, hasbunallahu l-şedidu limen kâdena bisü', hasbunallahu l-rahimu indes-sâm, hasbunallahu l-raufu indel-mes'eleti bil-cedet, hasbunallahu l-kerimu indel-hisâb, hasbunallahu l-latifu indel-mizân, hasbunallahu l-hakimu indel-cenneti ve'n-nâr, hasbunallahu l-kadîru indes-sırât, hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Merhaben merhaban bis sabahi ve bil yevmil cedid ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id ve bis safiri ve şehidi küptüblena ma nekul. Bismillahil hamidil mecidil refi'il vedudil muhitil fa'ali fi halkihi lima yurid ve hu akrabi ileyhi min habilil verid. Esbahna billahi müminen ve bil kaihi musaddikan ve bi hücceti mu'terifa ve lisivallahi fil uluhiyeti cahida ve alallahi mütevekkilen nüşidullah ve nüşid melaiketehu ve kütübehu ve enbiyaehu ve hamelet arşi biennehu huvallahüllezî la ilahe illahu vahdehu la şerikele ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh ve ennel cennete hakkun ve ennara hakkun ve ennel havza hakkun ve enne şefaate hakkun ve enne münkeren ve nekiren hak ve vaadeke hak ve enne saate etiyetun la raybe fiha ve enne Allah yebathu men fil kubur ala zalike nahya ve aleyhine mutu ve aleyhine bathu gada ve la nera azaben inşaallahu teala. Allahümme innena zalemna enfüsena faghfir lena evzarena kebaira vel lemem fe innehu la yaghfiruhuma illa ent vehdina li ahsenil ahlak fe innehu la yehdi li ahseniha illa ent lebbeyke ve sadeyk vel hayru kulluhu biyedeyk nestağfiruke ve netubileyk amenna. Allahümme bima erselte min rasul
ve amennâ. Allahümme bimâ enzelte min kitâbin fesaddaknâ. Allahümme emle evcühenâ minke hayâ ve kulûbenâ minke hubûrâ. Allahümme ceallâ lühûmen ve zarifen ve lâ tecaallâ zanînen ve amînen ve nemîmen ve nefâcen ve dâhisâ. Allahümme innâ ne'ûzu bike minel hebremeti vel ce'veti ve minel utûvi vel hatrebeti vel haylûleti vel feyheci vel ret'i vel atili vel remâi vel fitneti dehmâi vel maîşeti zankâ. Allahümme ce'al evvele yevmina hâzâ salâha ve evsatahu felâha ve âhirehu necâha ve ihtim lenâ bisaadeti ve şehadeti ve tevbeti vel mağfireti vel imân. Allahümme ce'al evvelehu rahmeten ve evsatahu zehadeten ve âhirehu teklime. Allahümme erzukna minel âişer gadeh ve minel umre esâdeh ve minel rızkı evsâh. Allahümme afu annâ biafik vahlum aleyna bifadlik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. La uhsi fenan aleyke ente kema feneyte ala nefsik. Azze caruke ve celle fenauke ve la yuhzemu cunduke ve la yuhlefu vaaduk. Ve la ilahe gayruk. Subhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma'bud. Subhaneke ma arafnake hakka marifetike ya ma'ruf. Subhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur. Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Allahümme evzi'na şükre ma anamte bihi aleyna fe inneke entallahüllezî irtefaat. An sıfetil cibilli sıfatı kudretike. Ve la zidde şehideke hine fetartel maruş. Ve la nidde hacezeke hine beratel havabat. Allahümme inna ne'ûzu bike min cahmetin la tedma'a. Ve min cenanin la yefza'a. Ve min kalbin la yahşa'a. Ve min duâin la yukbel. Ve min ilmin la yenfa'a. Ve min kavlin la yusma'a. Ve min nefsin la teşba'a. Ve min avâzil ma'ûn. Allahümme fehhimna esrâre Kur'anik. Ve elbisna melâbise envârik. Vâzmisna fî râmuzil letâifi ve fîd aleyna min âbârifil me'arif. Ya Nurel Envar, Ya Latifi Ya Settar, Neselike Emsali Ala Seyyidina Muhammedin Nebrasil Enbiya'i ve Neyyiril Evliya'i ve Zberkan Nasfiya ve Yuhith Thakaleyn ve Ziyayil Khafikayn ve Enterfa Vücudena ila Felekil İrfan ve Entüthebbite Şuhudena fi Mekamil İhsan. Ya Allah, Ya Nur, Ya Vasi'u, Ya Gafur, Ya men is-sema bi emri mebniye vel gabra bi kudreti medhiye ve şevahiku bi hikmetihi mersiye vel kamerani bi fadlihi mudiye nes'eluke bi ismikellezî tarakrakat minhul hunnes vel eseran ve tecelcelet minhul anan ve hirzen maniyen ve nuren sati'a yekâdu senâ berkî yethebu bil ebsâr yukallibullâhu leyle ven nehâr inne fî zâlike le ibreten li ulil ebsâr. Tâsîn mîm. Ve ne'udhu billâhil alîl azîm minel maazifi vel îzati vel mahzûr vel mumâhaleti vel gîmâri ve min keydil füccâri ve min havâdithil asrâni ve min şerril ecerrân. Ya hafîzu ihfâzna. Ya veliyyü, ya vali, ya aliyyü, ya ali. Ya men la ilahe illa hu, la ya'lemu ahadun keyfe huve illa hu. Ya Allah, ya hayyu ya kayyum, ya hakku ya vahid, ya ehadu ya samed, ya vehhabu ya fettah, ya muhyi, ya mümit, ya kahhar, ya selam, selamun kavlen min rabbir rahim, feseyekfikumullahu ve semiyul alim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehadeti huver rahmanur rahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu el melikul kuddusus selamul müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. El halikul bariul musavvilul gaffar. El mübdiul muidul berrul muhsir rezzakul kabidul basitul hafidul rafiul muizul müzil. El mukitu sadikul baki, el raufun nafiul darul mühlikul mukaddim, el muakhirul afuvul ganiyul mughnil müntakimul tevvabus semiul alimul basir. Hasbunallah ve ni'mel vekil.
Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel Masir. Ya daimen bila fena ve ya kaimen bila zeval ve ya müdebbiran bila vezir. Sehil aleyna ve ala bebeyna ve ala cemiyi talebetin nuril müminine vel müminat kâffeten külle asir. Allahümme la maniye lima atayit ve la mutiye lima menat ve la radde lima kadayit ve la mübeddile lima hakemte ve la yenfav zel ceddi minkel cedde. Subhane rabbiyel aliyyil azim. El hasibil hakemil adlil rakibil bazikil şamikil mücibil ganiyil reşidil saburil celilil bediyon nuril muksatil camiyil mutil maniya. La ilahe illallahül vekilül şehid. La ilahe illallahül metinül mecid. La ilahe illallahül vahidül vali. La ilahe illallahül macidül müteali. Adetna likülli hevlin la ilahe illallah. Velikülle raksin elhamdülillah, velikülle rakhayne şükrülillah, velikülle ucubetin subhanallah, velikülle lezenin hasbiyallah, velikülle ismin estağfirullah, velikülle şecbi maşallah, velikülle kadayin ve kaderin tevekkeltu alallah, velikülle musibetin inna lillah, velikülle taatin ve masiyetin la havle ve la kuvvete illa billah. Ve li kulli şecebin istaantu billah. Allahümme inna asbahna nüşşedüke ve nüşşüdü melaiketeke ve hamelete arşike ve enbiyaeke ve cemiya halkike bi enneke entallahüllevi la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve enne Muhammeden abdüke ve rasulüke ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rahmaned dünya ve ya Rahimel ahireh. Fa'fu anna vaghfir lana verhamna ente mevlana ve ente hayrur rahimin. Bismillahişşafi huvallah. Bismillahil kafi huvallah. Bismillahil muafi huvallah. Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmî şeyun fil ardı ve lâ fissemâ ve huve semiyul alim. Allahümme ya muhyi ahyina hayaten tayyibeten bissıhhati. Vel afiyeti fi darid dünya vel ahireh inneke ala kulli şeyin kadir. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Vallahu min veraihim muhit. Bel huve Kur'anun mecidun fi levhim mahfuz. Hafizu ales salavati ve salatil vüsta ve kumu lillahi kanitin. İn küllü nefsin lemme aleyha hafizu. Ni'mel hafizu. Allahu ya hafizu ihfazna. Min kulli şerrin ve dar. Thümme enzel aleyküm min badil gamm yemeleten nuasen yagşa taifeten minküm ve taifetun kad ehemmetum enfusuhum yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliye yekulune hellena minel emri min şey kul innel emre kullahu lillah yukfune fî enfusihim ma la yubdûne lek yekulune levkâne lena minel emri şey'un ma kutilnâ hâhuna kul lev kuntum fî büyûtiküm leberezellezîne kütübe aleyhimül katlî ilâ mezâci'ihim ve liyebteliyallâh mâ fî sudûriküm ve liyumahhise mâ fî kulûbiküm vallâhu alîmün bizâtis sudûr الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها İnne Rabbi ala sıratin müstakim ve ma lena ella netevekkel alallahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranna ala ma zeytumuna ve alallahi felyetevekkelil mütevekkilun kullen yusibena illa ma keteballahu lena hüve mevlana ve alallahi felyetevekkelil müminun ve yemseske Allah bi durrin felakâşi felehu illahu ve yüretke bi hayrin felarad fadlih يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
Ve keyyim min dâbeti la tahmilu rizkaha Allah yerzukuha ve iyyâkum ve vessemiyul alîm. Ma yeftahillâhu linnâsi min rahmetin felâ mümsikelâ ve ma yumsik felâ mürsile lehu min bâdihi ve vel azîzul hakîm. Ve le inselte ümmen khalaka semâvâti vel ardı le yekûlünnallâh. Kul efereytum ma tedûne min dûnillâh. İn erâdeni yallâh bi durrin hel hünne kâşifâtu durrihi everâdeni bi rahmetin. Hel hünne mümsikâtu rahmeti. Kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun ve ma cealehullah illa büşrâlikum ve letatmainne kulûbikum bih ve men nasru illa min indillâhil azîzil hakîm. Kâfâ ya ayn sâd hamîm ayn sîn kâf. İkfina ve rahamna huvallâhul kadirul kahirul zâhirul bâtinul fâtirul latîfül habîr. قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا وَلِيَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نَسْأَلُكَ بِعِظَمِ اللَّاهُوتِيَّةِ أَنْ تَنْقُلَ طِبَاعَنَا مِنْ طِبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ وَأَنْ تَرْفَعَ مُهَجَّنَا مَعَ مَلَائِكَتِكَ الْعُلْوِيَّةِ يَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَالْأَحْوَالِ Havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl. Subhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfirüke ve tûb ileyk. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin sâbık ilel enâm nuruhu ve rahmetül lil âlemine zuhuruhu. Adede men mazâ minel beriyyeti ve men bakiye ve men sa'ide minhum ve men şakiye salâten testâgrikul adde ve tuhîtu bil haddi salâten lâ gâyete lehâ. ولنتهاء ولا أمد لها ولنقضاء صلاتك التي صليت بها عليه وعلى آله وصحبه وعترته مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعطنا كل خير ve a'izna min kulli şer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme bi hakkı kelamikel kadim ve resulikel kerim ve bi hakkı cemiyel enbiyâi vel mürselîn ve bi hürmetil evrâdil kussiyyeti ve mâ fîhâ minel hakâik ya kâziyel hâcât ve ya dâfiyel beliyyât idfa'annel belâyâ verzukna ve üstâdenâ ve vâlideynâ ve tullâben nûri bi hüsnil hâtime amin, amin, amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kethiren amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhlarına Allah rızası için El Fatiha.